dostlar. Bu adet taş yapıdan aldığım siyah malzeme çok başarılı. Yalnız bagaja 6 adet plak almıştım. Tabi çamurluk işlerine kadar girdim böyle. Yapabildiğim kadar artık elimin yettiğince. Çok zahmetli ve uzun süren bir iş ama bu siyah malzemeyi çok beğendim. Çok başarılı. Burada da böyle içeriye kadar girdim çamurluk içine. Şimdi toplamaya başlayacağım. Bagaj kapağının içini de yaptım. Mesela farkı şuradan anlayabilirsiniz. Çıkan sese bakın. Çok tok bir ses. Mesela burada yok. Duyuyor musunuz? Bak buraya yapmadım. Bakın gelen sese bakın. Ama burada var. Mesela çamurluğu deneyelim. Duyuyor musunuz? Bak, bakın sese. Olmayan yere yapıyorum. Duyuyor musunuz? Beton gibi. Evet. Başarılı. Hadi kolay gelsin. Evet dostlar, vakit bulmuşken sol ön kapıya da başlayayım dedim. Gördüğünüz gibi öteki taraftan alışınca el, bu daha böyle bir profesyonel oldu. Daha güzel kapladım bir selfie'ni. Böyle aşağılara kadar. Bu sefer ölçerek yaptım. Yanımda metre aldım. Metreyle yaptım. Kalıp kalıp çıkarıp hızlıca yapıştırdım. Dünkü kapıdaki gibi çok yormadı beni. Devam edeceğim. Evet. Adetaş yapıdan aldığım ürünü de kapladım. Gördüğünüz gibi. Bunu da ölçerek yaptım. Parça parça. Öteki kapıdaki gibi çok böyle yukarılara kadar girmedim bunda. Daha çünkü elimde kalan malzeme az. 1,5 plaka kaldı. Daha az kullanmak için. Ama yine de öteki kapıya nazaran daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet. Kapımızı da bu şekilde kapladık. Kalıp yaptım yine. O yüzden hemen hemen tek parçaymış gibi oldu. Daha iyi oldu. Yine diyorum sağ kapıdan daha güzel yaptım bunu. Daha profesyonelmiş gibi oldu. Evet, şimdi toplamaya başlıyoruz. Hayırlı olsun. Allah pişman etmesin. Ve kapanış. Topladım. Evet. Çok güzel oldu yine. Hatta bunu, bu kapıyı diğerinden daha çok sevdim. Çok güzel. Evet, bu adetaş yapıdan aldığım malzemeyi de yine çektiğim kadarını uygulamaya koyabildiğim kadarını koydum. Bu şekilde. Arkadaşlar bir plaka bir kapıya tam yetiyor. Ben bundan 3 tane almıştım. Yapacak arkadaşlara duyurulur. Yani bir plaka bir kapıya gidiyor. Dolaylı yoldan 4 kapı için 4 plaka almanız lazım. Arkadaşlar ön kapıyı bitirdim. Şimdi sol arka kapıya başlayacağım. Bir tane vida burada var. Bir tane burada var. Altta bir tane var. Şurada. Burada var mı? Bir tane de burada var. Evet, bunları sökerek kapı kartonumuzu çıkarıyoruz. Son olarak da komple kapının dış yüzünü bu şekilde yine bitiselpledim. Şimdi kapı kartonunu takmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da dışarıdan bir test edeceğiz sizinle. Kapıya bir vuracağız. Bakalım nasıl ses gelecek. Evet dostlar. Söktükten sonraki hali de bu. Gördüğünüz gibi. Güya şuralara yalıtım yapmışlar ama çok ilginç bir araba ya. Şuralara bak. Şurada macun gibi garip bir şey var. Buralar benim tahminim işte hep seslerin geldiği yerler. Bu arada
şu parçayı, şu parça buradaydı. Kalorifer havalandırma deliğinin olduğu yer burası. Açmışken burayı da sildim. Tabii tekrar en son kapatırken bir daha bir temizleyeceğiz. Şimdi şu gördüğünüz alana komple bitü selfie çekeceğim. En son işim bitince silecek aksamını da yağlayacağım. Mekanik parçaları. Çok şey. Teneke buralar yani. Çok kötü. Evet. Uygulama sonrası tekrar paylaşımda bulunacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Rüzgar sesi ve arabaya yalıtım sonrası video çekeceğimi söylemiştim. Yaptığım fitil çalışması sonrası şu an Adana'da 41 derece sıcaklıkta güneybatı yönünden 14 kilometre saatte hızla esen rüzgar var dışarıda. Onlayken dışarıdaki hava koşulları bu şekildeyken 90 kilometre hız sabitleyiciyle teybimiz kapalı, ses kısık, klimamız orta seviyede. Aracın içindeki ses bu şekilde. Bunu şimdi telefonumu bilerek gezdiriyorum. İçerideki sesi hissedin diye. Bu şekilde. Şöyle cama da yakın tutayım. Birazdan hızımı 110'a, sonra da 120'ye çıkartacağım. Dışarıdaki rüzgarı hissedebilmeniz için şu ağacı çekeyim ama bilmiyorum. Aslında şu an dışarıda rüzgar var. Şimdi hızımı 110'a çıkartıyorum. Yine arabadaki motorun sesini, yol sesini ve rüzgar sesini görebilirsiniz. Normal şartlarda rüzgar olmasa daha sessiz olurdu. Biliyorsunuz bizim arabaların en büyük kaybı karşıdan gelen rüzgarının sesiyle çok etkileniyor. Bugün de sizler için video yapmak istedim ama şansımızdan rüzgar şu an arabanın şu uç noktasından çarpıyor. Ama 110'da da öyle hissedilir. Yani şu yalıtımdan önceki rüzgar sesi yok yani. Daha fazla geliyordu bu ses. Şimdi hızımı 120'ye çıkartacağım. Burada önemli olan motorun sesi, yol sesi de benim için çok önemli. Tabii rüzgar sesi arttı. Şöyle pencereye yakın tutuyorum. Dediğim gibi bunun en büyük etkeni dışarıdaki rüzgarın arabanın önüne vurması. Dışarıda rüzgar olmasa ses bu kadar olmazdı. Başarılı buluyorum. Verdiğim emeğin karşılığını aldığıma inanıyorum. Hatta şu gelen rüzgar içinde şöyle bir şey yaptım kendi kendime. Takmış olduğum güneşliklerden geliyor bu ses diyorum. Kendimi o şekilde avutuyorum. Bence başarılı. Yaptığım emeğe bence değdi. En azından motor ve yol sesinde de büyük bir azalma var izolasyon sonrası. Mesela şimdi aşağıya doğru eğiyorum. Şu an motor sesini duymuyor olmanız lazım. Fazla yok. Hızımız 120. Bence gayet makul oldu. Keşke rüzgar olmasaydı dışarıda. Daha sessiz olurdu.
daha rahat olurduk yani, daha güzel dinleyebilirdik. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar, şu an otobanda denemeye çıktım. Yok yani 120 ile gidiyorum. Pencereye yakın tutuyorum şu an telefonu. 130. 130 da gidiyorum. Çok az bir ses var. Yani bu bence olmuş. Yani bu kadarcık ses normal. Mesela 120'ye düşüyorum şu an. Hatta 110 normal trafik seyir hızı. Şimdi tekrar yaklaştırıyorum. Yok yok, ben faydalı buldum dostlar. Kendi arabanızda da bunu deneyin. Telefonum iPhone 6s. Şu an kamera açık. Gelen yol gürültüsü, daha doğrusu rüzgar sesi. Bakın 100'de gidiyorum. Müzik sesim kapalı. Ki şu an dışarıdan geçen araçlar oldu. Onların birazcık sesi geldi. Ki Mustafa Bey'in dediği gibi şu an tavana da monte değil. Yani direkt. Ve bu arada bakın, şu an 4. vitesteyim. Çipli olduğu için arabam, gazi içinde görüyorsunuz. Yani Mustafa Bey'in dediği gibi de yapmadım. Demek ki tavana yapıp normal kapı fitiliyle sonradan taktığımız fitil birbirine öperse daha faydalı olacak diye düşünüyorum. İyi akşamlar. Kapımızı kapattık. Taş gibi oldu. Güzel oldu. Sıkıntı yok. Şurada çok az bir aralık kaldı ama çok da mühim değil. Şimdi gelin denememizi yapalım. Kapının kapanırkenki sesine bakın. Bir kere bakın, şuradan gelen sese bakın. Bak. Bir de buradan gelen sese bakın. Duyuyor musunuz yankıyı? Bak. Bak. Şaka gibi. Oha. Duyuyorsunuz değil mi? Bir de öteki kapıya bakalım. Evet bakın, aradaki fark bu da diğer kapı. Bak. Bakın. Bak. Tekrar dinleteceğim bunu. Aradaki farkı duyuyorsunuz. Bir de bu bagajı yalıtımdan sonra açılış kapanış sesini merak eden arkadaşlar vardı. Onu da yine bakın. Daha gelen ses buradan belli. Hoş, benim buralarda yok. Buralarda yok. Buraya da yapacağım. Burada var. Ama burada yok. Aslında şimdi hemen bakayım, yapabilirsem hemen yapayım şimdi. Hadi görüşürüz dostlar. Evet. Bugün bir fırsat bulup kapıya başlayayım dedim. Önce kartonu söktüm. Gördüğünüz gibi kapı kartonundan sonraki kalan kısım bu şekilde. Bu arada içine bir parça yapmışlar arkadaşlar. Şimdi ben komple kapatacağım. Evet arkadaşlar.
Şimdi kese kauçuktan aldığımız kapı fitillerini gördüğünüz gibi baştan sona çektim. Hiç bölmedim. Arka kapıya kadar bu şekilde yaptım şöyle. Ondan sonra hafta sonu bütün kapılardaki şu açıklıklara silikon sıktım. Tabii yağmurlu olduğu için çok böyle işçiliğim güzel olmadı. Ama buraları bir tiner ya da benzinle sileceğim. Gördüğünüz gibi alt tarafı, bu da sağ olsun 301 gruptan Mustafa abi dedi, diğer aldığım fitilleri dedi tavana uyguladıktan sonra artanı dedi kapı altlarına yapsana dedi. Bunu da böyle kapı altına çektim. Silikonla yapıştırdım. Buradaki üstteki fitiller, şunlar da buraya biliyorsunuz port bagajlar giriyordu. Alt tarafların toplam uzunluğu 163 santim gibi bir şey. Ya da 166 santim kapının komple alt tarafı. Üst taraf biliyorsunuz 2,5 göndermişti Mustafa Bey. Bunlar da artan fitiller. O port bagaj yerlerine girdirdim. Ondan sonra yine hafta sonu komple camları söktüm. Bu fitilleri olduğu gibi böyle. İçini silikonla geçtim. Şunlar da hepsi buradan son aldığım fitiller. Bunu da kapının altına uyguladım bu şekilde. Hatta şuradan da bakın. Bu kapının altına taktığımız fitil tam öpüyor burayı. Bu da burası da bu şekilde. Burası yine artan fitili tekrar buraya da tekrardan böyle bir geçtim. Şu şekilde. Burası ön kapının olduğu yer. Ön kapıyı da bu şekilde yaptım. Fitilin komple dışarıdan görüntüsü de şu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Ayrı bir hava verdi. Ben beğendim. Passat'ta da biliyorsunuz, Mercedes'te de bu alt tarafta böyle bir şey var. Kapı fitili var. Üzeri mikelajlı olması güzel. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Yine dediğim gibi buraları ben hafta sonu rahat durmadım, sürdüm. Tabi buraları taşırdım. Bunlar daha iyi bir işçilikle daha güzel olabilir. Burası keza aynı şekilde. Yapabilirsiniz siz kendinizde. Buradan da bakın şöyle. Burası biraz yukarıda kaldığı için açık kalmış. Burası da bu şekilde. Sağ ön taraf. Kapı fitili. Şimdi hepinizin merak ettiği soru. Kapandığı zamanki görüntüsü de bu arkadaşlar. Bu tarafa da yine hepsi buradan aldığım fitili uyguladım. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Ayrı bir hava kalktı. Şöyle uzaktan da çekeyim. Uzaktan da çekeyim. Benim hoşuma gitti. Arabanın kapı fitili, yani tavana uyguladığım fitil sonrası görüntüsü de bu. Bu şekilde. Şöyle şuradan da göstereyim. Ayrıyeten hissediliyor mu bilmiyorum ama şuralara da çok ince silikon sıkarak geçtim. Mesela şurada da öyle, bakın görüyor musunuz? Yani sese faydası oldu. Olmadı değil. Ama ben yine şunu iddia ediyorum. Bizim buradaki fitilimizde bir sıkıntı var. Normalde 80'den 90'dan sonra gelen rüzgar sesi artık 120'den sonra gelmeye başladı. Rahatsız etmiyor. Teybin sesini mesela 5'e getirerek içeride hem sohbet edip rahat rahat birbirinizi artık duyabiliyorsunuz yani. Tabi buralar daha iyi bir işçilikte daha güzel olabilir. Ben kendim yaptığım için böyle. Siz kaportacıdan da daha iyi yaptırabilirsiniz. Şimdi 1 Mayıs sonrası, daha doğrusu 1 Mayıs tatilinde Allah kısmet ederse bir ustayla anlaştım. Daha doğrusu bir servisle. O arabayı lifte çıkaracağız. Dört lastik sökülecek, davulumbaz sökülecek. İçine... Evet dostlar. Arka kapıyı ancak bu kadar yapabiliyorum. Geçiş alanı çok dar çünkü. Acayip dar. Yani bak şunu bile görmeden yaptım. Burada bir boşluk var. Göremiyorsun. Çok dar. Ama mütemadiyen yaptığımı düşünüyorum. Mesela şu an şu boşlukları telefonun kamerasından görüyorum. Bakayım. Evet. Buralar güzel olmuş.
Şöyle yukarıyı şu an ben görmüyorum ama ancak bu kadar oluyor. Yapabilecek bir şey yok. Elim ancak bu kadar yetti. Arka kapı dediğim gibi ön kapıdan çok daha zor. Evet arkadaşlar. Normalde aslında bu işlemi yaparken yabancı ülkelerdekiler pürmüz dediğimiz şeyi kullanıyorlar. Önce şu alüminyum folyoyu yani bir tüselfi ısıtıyorlar. Ama Adana sıcak yer olduğu için ki görüyorsunuz üstümde tişört var. Adana sıcak yer olduğu için bizim burada ben ısıtma ihtiyacını hissetmedim. Çünkü zaten yapışıyor. Şu an zaten bitirmek üzereyim. İnce ayrıntılarım kaldı. Bu son parçayı da taktıktan sonra artık kartonumuzu takabileceğiz. Dediğim gibi arka kapı bayağı bir zahmetli. Ama emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. Evet şu an oğlum kapıya vurarak zaten ne demek istediğini siz araç severlere anlatıyor. Evet. Burayı da aldık. Görüşmek üzere. Tekrar testimizi yaptığımızda bir çekim daha yapacağız. Hatta kendim yaptım. Şuradakileri biraz daha sağlamlaştırdım. Yapıştırdım daha doğrusu. Şimdi arabanın içinden sesini dinleyelim. Klimamız kapalı. Kontak açık. Uğultu biraz daha azalmış gibi. Gaz veriyorum. Vallahi bu arada motor korumayı almadı. Normalde boştayken bu kadar devirlere çıkmaması lazım bunu. Evet. İzolasyonlara devam. Şu an içindeki ses çok güzel. Yok denecek kadar az yani. Evet arkadaşlar. Yalıtım işi bitti. Gördüğünüz gibi buralara kadar kapattım. Buralarda boşluklar vardı. Şimdi eve geldim. Gayet başarılı diyorum. Bence arabasını seven, arabasını sürmekten keyif alan kim varsa muhakkak hem burayı, şu gördüğünüz kısmı, hem şu çamurluk içlerine, bakın. Ondan sonra davulun baz içini komple yalıttım.
Sadece şurada birazcık açıklık kalmış ama neyse, yapacak bir şey yok. O kadar da boz. Buranın içine yastık koydum. Onu Ford Connect'te görmüştüm. Gördüğünüz gibi şuralarda birkaç parça malzeme görünüyor. Artık o kadar olacak. Yapacak bir şey yok. Ben tek kelimeyle harika oldu diyorum size. Başka bir şey diyemiyorum. Arabanın şöyle şuralarını da göstereyim. Amortisörlerin olduğu yerler. Yani şuralardan rüzgar sesi alıyordu diye düşünüyorum. En azından şimdi kesti. Keser nihayetinde. Kendi arabama yapıyorum yani. Şu an arabanın her tarafı tavan hariç yalıtım yapılmış durumda. Ve çok da başarılı oldu. Kesinlikle herkese ve herkese ciddi manada, özellikle şu ayak uçlarına, buralara, buralara kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle hem de. Motor sesi diye bir şey kalmıyor. Ben elimde malzemem artınca, biliyorsunuz arabayı da lifte aldığım için, alt tarafına da yapabildiğim yerlerin her tarafına yaptım. Tabii çekemedim video o an. Gayet güzel oldu ya. Bakın, yastığı koyduğum için, içinde yastık olduğundan dolayı güzel sert oldu buralar. Evet, görüşmek üzere. Şuradan çamurluğun içini gösterebilir miyim diye bakıyorum ama yok, görünmüyor. Çok az bir parça malzeme görünüyor orada. Evet, saygılar, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Pandizot, özür dilerim, davulun bazı söktük ve içine yalıtıma başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çıplak tamamen. Şurada saçma sapan bir keçe var. Altına baktığımda her tarafını kapatabileceğim gibi görünmüyor ama yine bir şeyler yapmaya çalışacağım şu egzozun üstüne falan. Şimdilik bu kadar. Buralar kapanınca çok fark olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin hepinize. Evet, kapı kartonumuzu da yaptık. Farkı göster bakalım. Bakın arkadaşlar. Tavanın kapısına vurdur. Görüyorsunuz beton gibi. Çok tok bir ses çıkıyor. Burada az olan bir bölge var. Görüyorsunuz burada garip bir şey çıkıyor. Bakın, bir de diğer kapıya yapalım. Diğer kapıya daha yapmadık. Onu göstereyim. Evet. Açalım. Göstereyim şimdi. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Burada daha çok ses çıkıyor. Buraya göre biraz daha az tabi. Gösterdik arkadaşlar. Bu kadar. Malzemelerimizi topluyoruz. Evet, ancak bu kadar kaplayabiliyorum. Hem yorucu hem de çok vaktim yok. Ama yine de idare eder. Son olarak da komple kapının dış yüzünü bu şekilde yine içiseltledim. Şimdi kapı kartonunu takmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da dışarıdan bir test edeceğiz sizinle. Kapıya bir vuracağız. Bakalım nasıl ses gelecek. Evet. Bu adetaş yapıdan aldığım malzemeyi de yine çektiğim kadarını uygulamaya koyabildiğim kadarını koydum. Bu şekilde. Arkadaşlar bir plaka bir kapıya tam yetiyor. Ben bundan 3 tane almıştım. Yapacak arkadaşlara duyurulur. Yani bir plaka bir kapıya gidiyor. Dolaylı yoldan 4 kapı için 4 plaka almanız lazım.
son olarak da komple kapının dış yüzünü bu şekilde yine içi sertledim. Şimdi kapı kartonunu takmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da dışarıdan bir test edeceğiz sizinle. Kapıya bir vuracağız, bakalım nasıl ses gelecek. Evet. Bugün bir fırsat bulup kapıya başlayayım dedim. Önce kartonu söktüm. Gördüğünüz gibi kapı kartonundan sonraki kalan kısım bu şekilde. Bu arada içine bir parça yapmışlar arkadaşlar. Şimdi ben komple kapatacağım. Evet, kapımızı bu şekilde kapladık. Kalıp yaptım yine. O yüzden hemen hemen tek parçaymış gibi oldu. Daha iyi oldu. Yine diyorum, sağ kapıdan daha güzel yaptım bunu. Daha profesyonelmiş gibi oldu. Evet, şimdi toplamaya başlıyoruz. Hayırlı olsun. Allah pişman etmesin. Arkadaşlar, ön kapıyı bitirdim. Şimdi sol arka kapıya başlayacağım. Bir tane vida burada var. Bir tane burada var. Altta bir tane var. Şurada. Burada var mı? Bir tane de burada var. Evet, bunları sökerek kapı kartonumuzu çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, bir taraf bitti. Kapıyı hallettik. Yapabildiğim kadarını yaptım yine. Aracın altına çok bir şey yapamıyoruz ya. Bilmiyorum, güvenemedim. Şu alt taraflar kapatılabilir belki ama malzeme yapışır mı yapışmaz mı? Oralar hani su sulu ortamda gittiğimizde oralar hep su alan yerler. Bakayım, yapmaya çalışacağım. Bu şekilde kapattım. Yaptım acaba. Yastığı da koydum içine. O Ford'daki gördüğüm şekilde yaptım. Ford'da da böyleydi. Şimdi bu tarafı kapatacağız.